Merhaba, bugün spor boyamanın nasıl yapıldığını göstereceğiz. Spor boyamayı bir hatırlayalım ilk önce. Spor boyama da diferansiyel bir boyamaydı. Yani iki farklı boyanın ard arda uygulanarak yapılan bir boyama işlemiydi. Fakat spor boyamada sıcak bir ısıl işlem uygulayacağız. Bunun nedeni de aslında sporun normal koşullarda içerisine boyayı almamasından kaynaklanıyor. Biz sıcak bir koşulda kaynar su banyosu hazırlayacağız hatta. Kaynar su banyosunda sporun direncini kırıp içerisine boyayı almasını sağlayacağız ve sonrasında da karşıt boyayla boyayıp sporan güğüm kısmının da renkli görünmesini sağlayacağız. Normal boyalarla boyanmıyordu. Sporun içerisi renksiz kalıyordu. Nedendi? Çünkü dirençli bir bariyeri vardı. Bunu ısıyla kıracağız. Bunu da malaşit yeşili adı verilen zayıf bazik bir boya ile yapacağız arkadaşlar. Neden zayıf bazik bir boya kullanıyorduk? Isıl direncini kırıp sporu içini boyadıktan sonra ve yıkama işlemini yaptıktan sonra sporan güğüm kısmının renksiz görünmesi için aslında, yani akıp gitmesi için boyanın, sadece sporun boyanmasını istiyoruz. O yüzden zayıf bazik bir boya ile boyama işlemi yapıyoruz. Şimdi ilk bir kaynar su banyosu, bu şekilde bir konserveyle bir su banyosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunu şuradaki bek alevini hemen çekebilecek şekilde böyle hazırlamamız gerekiyor. Kolaylık olsun diye. Çünkü bu bir anda taşıp şey yapabiliyor, yükselebiliyor. O yüzden bu bek alevine hakim olacak şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Şimdi biz preparatımızı hazırladık. İlk aşamamız neydi? Boyamadan önce preparat hazırlama aşaması. Hepsinde ortak olan bir nokta vardı. 3 aşamalı bir işlemdi. Yayma, kurutma ve tespit aşamalarıydı. Yaymada mikroorganizmadan alıp, birazcık da saf sudan alıp iyice üzerine yayıyorduk. Kurumasına izin verdikten sonra tespit yapıyorduk. Yani mikroorganizmanın nem üzerinde sabitlenmesini sağlıyorduk. Biz bu aşamaları yaptık ve preparatımızı hazırladık. Sporlu bir basit hücreden hazırladık preparatımızı. Şimdi ilk önce bu preparatı bu kaynayan konservenin üzerine yerleştiriyorum. Sonrasında bir kurutma kağıdını ve malaşit yeşilimi de alıyorum. İlk birazcık malaşit yeşilimden damlatacağım. Biraz damlattıktan sonra kurutma kağıdını bunu emdirerek tamamen üzerini kaplamasını sağlıyorum. Bu şekilde. Bunu yapmamın nedeni buradaki boyayı hep ıslak tutmak istiyoruz arkadaşlar. Boyanın kurumasını istemiyoruz ve daha çok içine geçirmesi için aslında ısıl işlem uygulamasını. Şimdi buradaki kağıdın rengi bakır rengine dönecek. Bakır rengine bakın dönüyor. Dönmeye başladığı an boya kurumaya başladı demektir. Bu her rengi döndüğü zaman buna malaşit yeşili uygulamaya devam ediyoruz. Yani kurumasına, yüzeyin kurumasına izin vermeyecek şekilde bu işlemi devam ettireceğiz. 5-6 dakika boyunca bu boyama işlemini malaşit yeşiliyle, sıcak malaşit yeşiliyle boyama işlemini devam ettireceğiz. Arkadaşlar biz bugün 5-6 dakikalık bir ısıl işlemle boyamayı denedik. Fakat eğer laboratuvarda ders yapıyor olsaydık her banko için farklı bir dakika, farklı bir süre deneyecektik. Bu süre aslında sporun direncini kırma süresini test etmeye çalışıyoruz. 5-6 dakikada olabiliyor bazen. Yani kültürün yaşına göre falan değişkenlik gösterebilen bir şey aslında bu. O yüzden her bankoya farklı süre denetip en iyi görüntünün kaçıncı dakikada alındığını aslında o şekilde deniyorduk. Şu an 5-6 dakika denedik bu videoda. Arkadaşlar süre dolduktan sonra, boyama işlemini yapıp süreyi doldurduktan sonra bunu uygun bir şekilde alıp bir kurutma kağıdının üzerine koyuyorum. Ve sonrasında üstündeki kurutma kağıdında herhangi bir şey alıyorum. Bunu şimdi biraz sıcak, soğuduktan sonra saf suyla yıkayacağız ve saf renginde boyama işlemi yapacağız bu sefer. Şimdi arkadaşlar soğudu. Şimdi karşıt bir boya olan saf renginde boyayacağız. Şu an bunu yıkadığımızda sporların içi yeşil renkte, sporangiyumda renksiz bir şekilde görünüyor. Çünkü bu zayıf bazık bir boya olduğu için
Suyla yıkadığım zaman etkileşimi gidiyor ve renksiz görünüyor dış tarafı. Şimdi dış tarafımı da renklendirmek için safranımla boyuyorum. Yaklaşık 20-30 saniye muamele yapacağım. İçimden sayabilirim. Yaklaşık 20-30 saniye arkadaşlar safranımla boyadıktan sonra tekrar saf suyla yıkıyorum. Ve preparatım gene kuruduktan sonra immersiyon yağı damlatıp incelemeye alacağım. Preparatımız kurudu arkadaşlar. Daha sonrasında bakteri preparatı olduğu için 100x'de inceliyoruz. Ve bunun için immersiyon yağı damlatıyoruz. Bir damla yeterli. Ve mikroskopta 100x'de incelemeye geçiyoruz. Arkadaşlar gram boyama ve spor boyamayı gördük. Peki farklı kombinasyonlarda bunları sıcak ya da soğuk uygularsak, zayıf bazik boya kullanırsak, kuvvetli bazik boya kullanırsak çeşitli örnekler var burada. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Nasıl olur sporların rengi ve spor angiyumun rengi. Şimdi mesela gram negatif olduğu bilinen terminal konumlu bir bakteri için demişiz. Bildiğiniz gibi sporların 3 farklı konumu vardı. Burada gördüğünüz gibi central yani ortadaki konum, subterminal ortayla uca yakın bir konum, subterminal. Terminal ise tam uca yakın olduğu zaman sporun konumu terminal adını alıyordu. Bildiğiniz gibi sporun adı endospor, dışarıdaki vejetatif hücrenin adı da spor angiyumdu. Şimdi ilk olasılığa bakalım. Malış yeşiliğini spor boyama yaptığımız zaman ve kaynama sıcaklığında bunu uyguladığımız zaman, zaten uygulamada da gördük. Terminal olduğunu biliyormuşuz. Sporun konumunun. Yani şu şekilde olacak. Tam uçta olacak. Sporu ne renk olması gerekiyor? Sıcak malış dişli uygulaması yaptığımız için spor bariyerini kırdık ve içerisine malış dişini aldığı için burası yeşil olacak. Yani spor konumu yeşil olacak. Sonrasında da yıkama işlemi yapıp safraninle boyadığımızdan dolayı dışarısından zayıf bazik olan malış dişiyle gittiğinden dolayı burası da kırmızı olacak. İkinci olasılık kristal viyole ile spor boyama. Bunu da kaynama sıcaklığında uygulamışız. Şimdi kristal viyole kuvvetli bazik bir boyaydı. Dolayısıyla spor bariyerini kırdık, kaynama sıcaklığında uyguladık. Sporumuzun içi gene mor renkli olacak, kristal viyolenin renginde olacak yani. Fakat bu kuvvetli bazik bir boya olduğundan dolayı vejetatif hücre de içerisinden boyayı bırakmak istemeyecek. Dolayısıyla bizim aslında gördüğümüz şey tamamıyla mosmor bir görüntü olacak. Burada mor. Burada mor. Kuvvetli bazik bir boya olduğundan dolayı kristal böyle. Malaşit yeşiliğiyle basit boyama demişiz. Basit boyamada ne yapıyorduk? Isı işlemi uygulamadan sadece 1 dakika muamele edip ondan sonrasında saf suyla yıkıyorduk. Fakat malaşit yeşilde zayıf bazik bir boya olduğu için yıkamayla birlikte tamamen gidecek. Dolayısıyla bunu nasıl göreceğiz? Zaten sıcak uygulama yapmadığımız için sporumuzu renksiz görüyoruz basit boyamada. Bu dışarısı da spor angiyum kısmında ya renksiz olacak ya da çok açık yeşil renkli olabilir. Gram boyama yaptığımız zaman, gram boyamada da herhangi bir ısı işlem olmadığı için ve gram negatif olduğunu bildiğimiz için ne olacak? Yine sporun içi boyanmayacak, renksiz. Gram negatif olduğunu bildiğimizden dolayı da son boyanın rengini alacak ve pembe kırmızı. Spor angiyumun rengi. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar